Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bakın şu kutudaki 3 ürünün incelemesini yapacağız. RB, CX, TY, 5H, PACD diye 2 tane cihazdan 2 tane bu verici. Antenaya QMP diye geçiyor 4 tane. Bir de alıcı cihazımızdan yine 2 tane sipariş verdik. Şu sonunda SA yazan en üstteki model Master Mode'da çalışacak verici. Diğer 2 tanesi de client olacak. Bizim 4 tane daha clientimiz var. Bunları biz v.com.tr'den aldık. Bugün kutularını, kutuyu birlikte sizle beraber açıp ürün incelemelerini yapacağız. Şimdi hemen bakalım ürünün bu şekilde, kutulu bir şekilde geldi bize. Kargo süresi hızlı. Infra'nın net diye geçiyor aslında şirket. Infra diye geçiyor mail sonları. Sürekli mail değişimler diyorum. Şu şekilde ufak bir sürpriz yapmışlar bize. Göreceğiz. Şöyle alalım. Kutu açılımında herhalde sürpriz olsun diye koymuşlar onu. Tabii ki bizim kutu açılarını yapıp yapmadığımızı biliyorlar ama size ayrı bir ilgi var mı? Arkadaşlar biliyorum. Bakın montaj ayağı. Şöyle ufak sürprizler olur diye. Montaj ayağımız. Bir, iki tane montaj ayağı. Şöyle kenara koyuyorum. Mikroteyin montaj ayakları. Detaylı bilgi. Bunlar için ayrı bir video olarak. Şurada diğer montaj ayağımız. Şurada diğer montaj ayağımız. Şimdi şu yıldızları dökmeden. Bu görmüş olduğunuz kutu çok büyük bir kutu değil. Bizim benim beklentimden küçük geldi. Yani. Ben de fotoğrafta çok büyük gözüküyor. Evet, fotoğrafta büyük gözüküyor. Diğer cihazımız. Bunlar da çok büyük gözüküyor ama küçücük bir şeylermiş. Bizim aldığımız bir de disk light modelleri vardı. Onlar daha büyük tabi. Şunları şöyle koyalım. Tabi yıldızlarımız da bir kutunun içinde lazım olsun. Ufak kutular yaparken. Şimdi gelelim kutu açılımı aralaması yapmaya. Yani şöyle. Evet, master olarak kullanacağımız cihaz. Hadi çok küçük ya. Cidden öyle kadar ya. Benim elim de küçük değil. Benim elim kadar. Abi de o fotoğrafım çok büyük gözüküyor. Benim elim naziktir normalde. Küçüktür ama. Şu kadar. İnsanın gibi. Ama Hakan şimdi buna böyle bakmayacaksın. Bunun önemli olan nedir Hakan? Çekim kalitesi, yani tabii. Mesafesi. Mesafesi, çekim kalitesi. Önemli olan birden işlevi diyeceksin sandım, korktum yani. Tabii. Şimdi bu cihazdan başlayalım. Bu cihazımızın modelini söyleyelim. Özelliklerinden biraz kısaca deneyelim. Detaylı özellikler için ayrı bir kutu açılımı yapacağız zaten. Şurada modeli yazıyor bakın. CXT SA5AC modelinde bir cihaz. Burada detaylı özellikleri bulunmakta. Mikroteyin cihazı. Cihazımızı şöyle bir görelim. Yine burada detaylı özellikleri var. Terin olsuna kadar. Mikroteyin. Burada çekim gücüyle alakalı bilgiler var. Şurayı şöyle bir açalım. Burada RJ45 portu bulunmakta. RJ45 kablomuz buraya girecek. Şuradan geçireceğiz. Bunu tekrardan kapatacağız. Çünkü bu bakın şöyle. Yani su girmemesi için yalıtımlı olarak yapılmış. Bunu astığınız zaman bu şekilde asacaksınız bakın. Şu delik alta girecek. Ve kablo girerken direkt buna böyle hani girmeyecek yukarıdan aşağı. Hafiften böyle eğim yapacaksınız ki kablo süzülerek bu delikten tekrardan içeri girmesin diye. Burada delik var ama ne deliği bilmiyorum. Bu yeni Mikrotik AC standartı havadan veri hızı olarak yine 100 megabit'e kadar 100 megabit'e kadar değil de 5 kilometrede 866 megabit'e kadar band genişliği sağlayabilen bir cihaz. Cihaz 802.11 AC, N ve AC protokolüne göre çalışabilmekte. RB, CX, TY, 5H, PACD, SA diye geçen bir model. Yani burada bu cihazın küçük olduğuna bakmayın. Size çok güzel hızlar sunabilmekte bu cihaz. Biz daha henüz bu cihazı ilk defa kullanıyoruz. Dikeyde 28 derecelik bir açısı var. Yani bunun alıcı olan bir cihazı var. Birazdan göstereceğim. Böyle dikeyden açı yaptırırken 28 derecelik ve yani böyle durduğu zaman açısı 28 derece. Çok dikeyde yüksek bir açısı yok. Fakat bunun yatayda yapmış olduğu açısı oldukça geniş. 90 derece ışın genişliğine sahip. Sensörlere sahip bir antene var bunun. Yani baktığınız zaman 90 derecelik bir yatayda açı yaptırarak karşıya sinyalleri iletiyor. Biz bundan iki tane kullanacağız. Bir tanesini de
Cihaz birebir olduğundan bunun kutusunu dağıtmak istemiyorum. Şöyle göstereyim sadece. Diğer cihazımız da bu. Görmüş olmadığı. Aynı. Kutu içerisinden çıkan ürünlere değinelim. 28 derece dikeydi. 90 derece ise yeterli yaptığını söylemiştik. Bu projeyi biz nasıl kullanacağız onu da söyleyeyim. Şu görmüş olduğunuz 2 tane anten ile 6 tane client noktamızı besleyeceğiz. Her anten 3 client noktasını besleyecek. Client noktasında 2 tane bakın şu client cihazları aldık. Birazdan bunları da açacağım. 4 tane daha önce kanalda açmış olduğum client cihazlar vardı. Onları point to point kullanıyorduk. 2-2 olacak şekilde. 2 tane link yapmıştık. Yani 4 cihazı karşılıklı olarak, hani 4 cihaz değil de 2 tane bizim internet verdiğimiz nokta vardı. Bunları point to point olarak kullandık. Yani 2 tane point to point noktamız vardı. Onları da sökeceğiz. O 2 noktayı 4 noktaya dağıtacağız. Birbirleri arasında konuşuyorlardı. Onlar aynı bu şekilde karşılıklı konuşuyordu. Bunlar da bu arada karşılıklı konuşabilir. Şu şekilde karşılıklı konuşuyordu değişik modelleri. 4 bu şekilde karşılıklı konuşan 2 tane noktamız vardı. 4 tane cihaz yapıyor toplamda. Buna bakalım. Şuna bir link denir. Yani bizim 2 tane linkimiz vardı. Bu 2 linki bozup diskleri. Onları da client noktalarına yerleştireceğiz. Bunları da ne yapacağız? Bunları da yine 4 tane client noktalarına yerleştirdik diğer modellere. İkiye bunları koyup toplamda da 6 client noktası oluşturacağız. Bunlar biraz daha hız olarak bundan daha az hız alıyor. Bunların performansı daha düşük. Bu 2 tanesini biz en az kamera noktası olan kısma koyacağız. Biraz daha mini yapmışlar aslında. Çok daha güzel olmuş. Komik gibi geliyor ama böyle küçük olması daha iyi. Yani, ya kaplamayız hani. Tabii canım. Şimdi bir şeyin şasisini büyük yapmaya gerek yok. Eğer aynı ekipmanlar buna da sığıyorsa bu cihazı gereksiz büyütmeye gerek yok. Cihaz gördüğünüz kadar el kadar 2 tane cihaz var. Bunlar bu şekilde de haberleşir. Yani şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şu cihazın özelliklerine değinip şundan ondan sonra buna geçeceğim. Bu 802.11 AC ve NAT standartına göre de çalışıyor. Router board cihazlarıyla uyumlu. Her iki cihazda da gigabit ethernet var. Yani şu görmüş olduğunuz gigabit. Bunda da gigabit ethernet portu bulunmakta. Bununla ileriye dönük yani erişim noktaları oluşturabilirsiniz. Çünkü AC standartını destekliyor. Teknik özellik olarak 5 GHz kanal sayısından 2 tane 5 GHz kanal sayısına sahip. Lisans seviyesi level 4, ethernet portu bir tane bulunmakta. CPU frekansı 720 MHz. Bunun dışında PoE girişi 802.3 AF ve AT destekli, yani PoE destekli bir cihazımız. İşletim sistemi Router OS diye geçiyor. Bunlar mikrotiklerde biliyorsunuz ki Router OS işletim sistemi bulunmakta. 5 GHz'de anten kazancı 14 diye geçiyor. 5 GHz'de toplam hız olarak 867 megabit hıza ulaşıyor. Bu da AC'nin bize vermiş olduğu hızdır zaten. CPU olarak QGA9557 diye bir CPU'ya sahip. 128 MB'lik bir avla kabilesi bulunmakta. PoE giriş voltajı 12 ve 57 volt arasında değişmekte. RAM olarak 128 MB bir RAM'e sahip. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kutu içeriğinden bir tane PoE adaptörümüz çıkıyor. Bakın şu ne yaşıyor onu da söyleyeyim. Bu PoE adaptörü kullandığınız nokta bakın. Şunu switch'e giriyorsunuz. Şuradan da güç beslemesi yapıyorsunuz. Hatta çıkartayım öyle. Yani PoE adaptörü kullanımını göstereyim kutu açılımı sırasında. Eğer switch'iniz buna yakın değilse yapacağınız şey bakın içinden bir adaptörümüz çıkıyor. Gideceksiniz switch'inize bunu takacaksınız. Ya da patch panelinize de takabilirsiniz artık neresi uygunsa. Bunu takıyorsunuz switch'inize arkadaşlar. Daha sonra şuradan da besleme yapıyorsunuz kabinetin içinden. Ondan sonra şuradaki porttan alıp cihaza gidiyorsunuz. Gördüğünüz cihaza gidiyorsunuz. Yani kurulum bu kadar. Bunu şu ekipmanı kabinetin içine koymanız yeterli. Cihaza sadece bir tane ne gidiyor? Ethernet kablosu gidiyor ve kirlilik görünmüyor. Aynen. Güç kablosu çekmenize gerek kalmıyor cihazın yanına kadar. Şurada bir montaj ayağı. Biz ayrıca zaten montaj ayaklarını istemiştik. Şu şekilde takılıyor arkadaşlar. Montaj bu kendi böyle düz bir açıda duruyor ama bizim almış olduğumuz montaj aparatları sayesinde bunlara farklı açılar yaptırabiliyorsunuz. Şurada bizim almış olduğumuz montaj aparatı. Bizim aldığımız montaj aparatının tabii kullanım açısından biraz daha farklı. Şurada bir tanesini açıp göstereyim. Neyse birazdan göstereyim ona. Önce şu cihazımıza da deneyelim de. Bunu birazdan kutulatıp tekrardan şöyle parçaların içine koyayım. Şunu da şöyle koyayım. Şunları şöyle alalım. Bunlar bir şey.
master cihazımız. Bu da client cihazımız. Diğeri de aynı zamanda. Şurada bir tane daha var client. Daha az kontrol edelim. Yani şöyle iki tane de client olmuştu. Bunun içinden de yine bir tane adaptörü çıkıyor. Aynı şekilde adaptör. Bir de poya injektör. Bir de metal kelepçesi çıkıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi metal kelepçe. Metal kelepçeyi nasıl takıyorsunuz buna? Üzerinde tabi bunun ayak yok. Enteresan bir durum. Ne yapacağız? Şu montaj aparatını alacaksınız bir kere. Montaj aparatı olmadan olmuyor. Eskiden bunların mikrotik kendisi benim bildiğim kadarıyla yapmıyordu. Montaj aparatları böyle satılmıyordu. Şeyim vardı. Unifi var ya. Şöyle için. İnternetten teknoloji. V.com.tr 3 boyutlu yazıcıda yapıyordu bunları arkadaşlar. Şöyle bir kısmı var. Bir aparat daha var. Bakın bu aparat da kullanabilirsiniz. Ayrıca montaj sırasında. Yalnız bundan bir ayak daha çıkması gerekiyor ki rahatça montaj edebilirim. Muhtemelen bu şey arkadaşlar. Şu şekilde kelepçeyle şuradan takılacak. İki kelepçeyle takılması gerekiyor bunun. Yani bunun ayrıca bir şeyi yok. Şuradan açacağız. Kelepçemizi açtık. Metal bir kelepçe takmışlar. Koymuşlar. Kelepçeyi ya buradan ya oradan bir yerden sokacağız artık içine. Tabi biraz ağzına kafis vermek gerekiyor sanırım. Bu şekilde artık montajlanacak bir şekilde. Cihazın aşınmaya uğramaması için şimdi görmüş olduğunuz cihazı bu şekilde kelepçeyle kullanıyoruz. Şuradan da kablosu gidiyor. Bunu da şurada. Tabi kabloyu biz şuradan geçireceğiz. Ethernet kablosunu tutarken. Şuradan geçireceğiz. Bunu çıkartıyoruz. Şimdi bu cihazın da özelliklerine değineyim. Bu cihazımızın hani seri numarası olarak zaten şurada model numarası yazıyor. CXTSQ Light 5 olarak geliyor. Light modeli bu. Bu kompakt bir antene sahip. Hafif diş makinesi için kullanılabilen 5 kilometreye kadar noktadan noktaya point to point olarak kullanabileceğiniz bir cihaz. Normalde alıcı konumda kullanacağız biz bunu. Fakat bunu point to point de çalıştırabiliyorsunuz. Burada internet, kamera gibi aktarımlarını yapabiliyorsunuz. Hava koşullarına karşılıklı mukavemetli bir cihaz. 16 desibel'e kadar bir anten bulunduruyor içinde. Ancak anten tasarımı olarak biraz daha geliştirilmiş ve fiziksel boyut önemli ölçüde azaltılmış. Daha önceki fotoğrafları biliyordum. Karşılaştırma için fotoğraflarını da bakabilirsiniz. Bunun karşılaştırma fotoğrafları da var. Cihaz yatay ve dikey direklere montaj edilebiliyor. Hani ister yatayda montaj edin, ister dikeyde montaj edin. Direğin önemli değil. Burada biraz daha cihaz hassas hale getirilmiş. Q-Mount Pro olarak kullanabileceğiniz bir cihaz daha vardı. Bu arada bu cihazla ilgili çok yüksek hızlara ulaşamayabilirsiniz cihazda. Size yüksek hızlar veremeyebilir. O yüzden bunun 3 modelleri var. Onları kullanmayı tercih edebilirsiniz. Cihazda gigabit yok. Özür dilerim. Ben bunda gigabit ethernet olduğunu söylemiştim. Bunda bulunan 100 megabitlik bir ethernet girişine sahip. 5 GHz'de toplam hız olarak 300 megabit'e kadar hız sağlıyor. 5 GHz'de kanal sayısı 2. Bu arada boyut olarak oldukça küçük olduğunu görüyorsunuz. 130x130x34 diye bir boyut ölçüleri var. 130 santim, 130 santim yani şu uzunluğu yani 13 santim diyebiliriz. Yani o kadar kısa. 17 santim bile değil. CPU olarak R9344 bulunmakta. Hafıza kapasitesi 16 MB. Diğerlerinde 250 MB'a alışmıştık. CPU frekansı olarak 600 MHz bir CPU frekansı bulunmakta. RAM olarak 64 MB. Bakın bunlar hep MB cinsinden. Maksimum güç tüketimi 6 Watt. Cihazın çalışma koşulları dediğim gibi oldukça soğuk ve sıcak havalara karşı mukavemetli üretilmiş. Eksi 40 dereceden artı 70 dereceye kadar çalışabilmekte. Bir çekirdek bulunmakta bunda arkadaşlar. Ethernet portu olarak 100 ve 10 destekli olarak bir tane 100 megabit maksimumda çıkabileceğimiz ethernet portu bulunmakta. Lisans seviyesi diğerinde level 4'tü mesela. Bunda level 3. Pozitif boy olarak çalışmakta. Bu cihaz ayrıca işletim sistemi olarak RouterOS işletim sistemine sahip. Montaj aparatı olarak da bu pro ürünler için geliştirilmiş.
boru bağlantısı için tasarlanan bir aparatı var. Yani buraya da takılabiliyor, düz duvara da takılabiliyor. Çünkü şurası şu şekilde olduğu için, şöyle göstereyim. Şu şekilde kelepçelerle bunu buraya montajlayabiliyorsunuz. Şuradan açığa ettirebiliyorsunuz ayrıca. Farklı bir montaj aparatı çıkarsa içinden. Ki bunda herhangi bir de yok. Cihazlar bu şekilde arkadaşlar. Biz bunlarla ilgili genel bilgilendirme yapacağız. Bu ayak yaklaşık 1,5 kiloya kadar taşıma yapabilmekte. Bu yatay ve dikeyde açılar yapabiliyor kendi içinde. 140 derecelik bir bakın açı yaptırabilirsiniz bunda her türlü. Sağa sola hassas ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Zaten şurada açılar görünüyor. Anlatacaklarım kadar, umarım faydalı olmuştur.